Efendim CHP'de 28 Mayıs sonrası başlayan değişim tartışması devam ediyor. Bu arada tartışmayı başlatan ve her fırsatta değişim talebini yineleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önümüzdeki günlerde Değişime Davet adlı bir manifesto yayınlayacak. Ayrıca kurulacak bir internet sitesinde de değişime dair herkesin görüşü alınacak. Değişim anlayışını halen en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Yoksa hani bir değişimin sadece bir kurul heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişime Davet adlı manifesto kamuoyuyla paylaşılacak. Kurulacak internet sitesinde değişime dair herkesin görüş ve önerileri alınacak. CHP'de değişim tartışması yeni bir boyut kazanıyor. Ne yazık ki 9 yılda üst üste 3 kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanı seçimi kaybettik ve bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız. Yani aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. CHP'de 28 Mayıs sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkışıyla değişim tartışması başladı. İmamoğlu yeni bir hamleye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde Değişime Davet isimli bir manifesto yayınlaması bekleniyor. O manifestoda seçim yenilgisi ve sonuçları net bir şekilde ortaya konulacak. Ve değişimin nedenleri tek tek anlatılacak. Söz veriyoruz, gümbür gümbür geliyoruz. Ayrıca bir de internet sitesi kurulacak. O internet sitesinde partililer, vatandaşlar, akademisyenler, uzmanlar, kanaat önderleri değişimle ilgili görüş ve önerilerini paylaşabilecek. CHP'de değişim tartışmasının yanı sıra kurultay süreci de devam ediyor. Bu kapsamda genel merkez tarafından oluşturulan komisyon parti yöneticilerinden üyelerine kadar herkesin görüşünü alıyor. Gelen öneriler arasında genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayının üyeler tarafından belirlenmesi önerisi dikkat çekiyor. Ayrıca hem milletvekili hem de belediye başkanı adayları için de ön seçim önerisi getirildi. CHP'de değişim isteyen ve bazı demeçleri dolayısıyla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek. Özcan 3 Temmuz'da başlatacağı yürüyüş için adalet ve değişim yürüyüşü ifadesini kullanmıştı.